Merhabalar. Faydalı bilgiler serimizde hangi meyve neye iyi geliyor başlığı altında farklı bilgiler aktaracağım. Uzmanlar içerdikleri vitaminler ve minerallerle her biri şifa deposu olan meyvelerin aşırı tüketildiğinde zarar verdiğini vurgulayarak bağışıklık sistemini güçlendiren, cildi yenileyen, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan meyveler porsiyon kontrolüne dikkat edilmediğinde sağlığa zararlı hale gelmektedir. Özellikle diyabet hastaları çok daha dikkatli olmalı diyor. Açlıca sofralarımızda tükettiğimiz meyvelerden birkaçı hakkında bilgiler aktaracağım. Karpuz. Hem lezzeti hem serinletici etkisiyle yazın vazgeçilmezi karpuz tam bir sağlık deposu. Kalpten kansere birçok hastalığa iyi gelen karpuz, buna karşın şeker oranı yüksek bir meyve. 2 dilimi yani 80 gram olarak düşündüğümüzde bir porsiyona eşit olan karpuzu tüketirken özellikle insülin direnci olanların hipoglisemi ve diyabet hastalarının kontrollü tüketmesi şart. Zira bir porsiyonu 180 kalori olup 20 gram şeker, 270 miligram potasyum, 17 gram A vitamini, 21 gram C vitamini, 4 gram demir ve 1 gram lif içeriyor. Karpuzun yanında protein kaynağı olan peynir tüketmek, kan şeker seviyesinin daha normal seyretmesini sağlıyor. Kavun, zengin potasyum ve su içeriğiyle sağlık deposu olan kavun, vücuttan toksik maddelerin atımını kolaylaştırırken kalp krizi riskini azaltıyor. Kötü kolesterolün düşürülmesine fayda sağlıyor. Yüksek potasyum içerdiği için böbrek hastalarının ve hiper potasemi hastalığı olanların doktoruna danışarak tüketmesi gerekli. Günde 2 dilim kavun bir porsiyon meyveye denk geliyor. Kayısı. Demir içeriği yüksek olan kayısı, anemi ve anemi kaynaklı pek çok hastalığı önlerken tedaviyi de kolaylaştırıyor. Kan oluşumunu destekleyen, kan akışını ve enerjisini arttıran kayısı, kanda biriken zararlı atık maddelerin vücuttan atılmasına da yardımcı oluyor. Günde 3-4 adet taze ya da kuru kayısı bir porsiyona denk geliyor. Lif oranı yüksek bir meyve olduğundan kabızlık sorunu yaşayanlara çok iyi gelirken fazla tüketimi ishal sorununu arttırabiliyor. Şeftali. Lif içeriği sayesinde sindirime yardımcı olup kabızlığı azaltırken hamileler ve anne karnındaki bebekler için sayısız fayda sağlıyor. Günde bir orta boy şeftali tercih edilebilir. Tüylü yapısı boğazı tahriş edebileceği için kabuğunu soyarak da tüketebilirsiniz. Dut. Zengin içeriğiyle kanseri önlemeden cilt bakımına dek birçok faydası bulunan dutun bir porsiyonu bir çay bardağına eşit. Ancak çoğu zaman lezzetine kanıp ölçüsüne dikkat edilmez ve aşırı tüketilirse bağışığı güçlendirmek yerine bu kez tam tersine bağışıklığı düşürüyor. Karın ağrısı ve mide bulantısına neden olabiliyor. Genel sağlık durumunu bozabiliyor. Bu arada dutu pestisit kalıntısı nedeniyle iyi yıkayarak tüketmek gerekiyor. Kiraz. Bilimsel çalışmalar her gün uyumadan 10 dakika önce tüketilen bir porsiyon 15-20 adet kirazın uykuya dalmayı kolaylaştırdığını ve uyku kalitesini arttırdığını gösteriyor. Şeker içeriği nispeten düşük olduğu için diyabet hastalarında rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan kiraz, gut hastalığının iyileşme sürecine de destek oluyor. Ancak kan sulandırıcısı etkisi olduğundan kalp ve tansiyon hastaları dikkatle tüketmeli. İncir. Kolesterolü düşürücü etkisi olan incir, çok yüksek lif oranıyla bağırsak sağlığı için de son derece önemli bir meyve. Özellikle çözünür bir lif olan pektin içeriği sayesinde sağlıklı bağırsak hareketlerini uyarıyor.
Çalışmalar incir tüketiminin kolon kanserini önlediğini ortaya koyuyor. 2 adet taze incir bir porsiyona denk gelirken insülin direnci olanlar dikkatli tüketmeli. Kan şekerini dengelemek için incir tüketirken yanında bir bardak süt tercih edilebilir. Erik. Glisemik indeksi düşük olan erik kan şekerini dengeliyor ve kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Şeker içeriği düşük bir meyve olduğundan diyabet hastaları rahatlıkla tüketebilir. Stres karşıtı, mineral olarak bilinen magnezyum da erikte oldukça fazla miktarda bulunuyor. 10 adet küçük boy erik bir porsiyon meyveye denk gelirken eriği tuzlayarak tüketmek vücutta ödem oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle tansiyon hastalarının tuz dökmeden yemeleri şart. Üzüm, kemik yapısının güçlü olmasında önemli olan bakır, demir ve manganez gibi mineraller içeren üzüm, düzenli olarak tüketildiğinde osteoporoz gibi yaşa bağlı kemik erimelerin başlamasına engel oluyor. Sinir sistemini güçlendiren, beyin yapılarını koruyan ve akne tedavisinde etkili olan üzümün bir porsiyonu 15 adede denk geliyor. Şeker oranı yüksek bir meyve olduğu için bu sayının aşılması karaciğer yağlanmasına neden olabiliyor. Evet, bu bölümümüzde faydalı bilgilerde, bu bölümümüzde masalarımızda, mutfağımızda eksik olmayan başlıca meyvelerin içerdikleri faydaları ve neye iyi geldiklerini size anlatmaya çalıştım. Bir başka faydalı bilgiler videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.